Bugün Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan Salı Pazarı'ndayız. Bu hafta vatandaşın gündeminde ne var? Pazarda fiyatlar nasıl? Hadi gelin birlikte bakalım. Kentimiz temiz mi? Yerel yönetimler kenti güzel temizleyebiliyor mu? Yok, hayır. Hiç benim evimin karşısına bak. Hatta yani belediyeye kaç sefer söyledik. Ne kaldırım var ne ağaçlar kesmişler. Çöp tenekelerin yanına koymuşlar. Yani kime söyleyeceğimizi şaşırdık yani. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Geçinebiliyor musunuz? Fiyatlar biliyor musunuz? Nasıl geçinelim? 100'den aşağı bir şey yok. Gece sabahtan bir zeytin 250-300 lira diyor. Nasıl geçinelim? Geçinebilmek için halenize ne kadar bütçe lazım? Vallahi bilmiyorum, 12-14 lira para alıyorum. Zor yani, daha aylık gelmeden bitti. Bu İzmir'den geldi, bir şey alacağım diye alamıyor. Çok pahalı her şey. Bir gezin bir dolaşın sorun bakalım. 500'den aşağı bir şey yok yani. Yemek biber söyledim alayım. 900 lira tutuyor 1,5 kilosu, 1 milyar. Ben nasıl geçineyim? Mecburum almaya. Görüşürüz. Teşekkürler. Amcacığım merhaba. Emekli misin? Evet. Geçinebiliyor musun? Zor. Nerede geçiniyorsun? Belediye mi ortada? Her şey. Sakat. Ben hem çalışıyorum, emekliyim, çalışıyorum. Emekliyim olduğu çalışıyorum ben. Yaşım 70. Daha ailenizin geçinebilmesi için kaç TL bütçe ihtiyacı var? Ya en az 20-25 lira. En az 25 lira. Bir ailenin geçinmesi için. Teşekkür ederim. Pazarda fiyatlar nasıl? Alım gücü ne durumda? Vallahi şu an alım gücü düşük. Yani şey, alım gücü şu an için iyi. Çünkü tarla olduğu için fiyatlar bir tık daha düşük. Ama kışın tabii daha pahalı olacak. Allah milletin yardımcısı olsun. Şu an normal. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Pazarda alım gücü ne durumda? Vallahi insanların alım gücü şu an bitik durumda ya. Hani kışın bile daha rahat satış yaparken yazın şu an resmen müşteri bulamıyoruz. Yani milletler biraz marketlere yoğunluk verdiği için hani karttan dolayı, bizim biraz canlı pardan dolayı pazarlarımız biraz düşük. Fiyatlar düşük olması da 20 lira biber satamıyoruz yani. Öyle söyleyeyim. Allah yardımcımız olsun. Ekonomi biraz can vermemiz lazım yani. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhabalar. Pazara hangi ilçe ya da mahalleden geliyorsunuz? Ben Kemer'den geliyorum. Kemer Mahallesi'nden. Mahallenizin bir sorunu var mı çözülmesini istediğiniz? O kadar çok sorunu var ki hangisini anlatayım? Vaktim de kısıtlı. Örnek verebileceğiniz bir tane. Yani mesela en iyi örnek, çocukların gidebileceği çok yakın bir park yok. Yani bayağı bir yürümemiz gerekiyor çocukları parka götürmemiz için. Şöyle evimizin karşısı boş, güzel bir park olsa, çocuklar gitse güzel olur. Teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teyzeciğim merhaba. Pazarda fiyatlar nasıl? Görüyorsun işte, çok pahalı. Emekliler için hele daha da çok. Zorlanıyor. Sizce emekli maaşı ne kadar olmalı? Bence emekli maaşı 25-30 olmalı. 10 binden geçinilmiyor. Pazarda almak isteyip de alamadığınız bir ürün oldu mu? Oluyor tabii. Şimdi mesela geçtim, tanesi ejder meyvesi 50 lira. Nasıl alacaksın? Alınca evin yolunu bulamaz. Çok pahalı, çok her şey. Bu enflasyon düşmez. Çok teşekkür Geçim ederim. Zor. Teşekkür ederim. Ablacığım merhabalar. Sizce kentimiz temiz mi? Temiz. Yerel yönetimler yeterli kadar temizlik yapıyor mu? Yapıyor. Memnunuz. Sizce en iyi belediye başkanı kim ve neden? CHP'li olduğundan dolayı, CHP'li kim olursa olsun benim için önemli değil. Teşekkür ederim. Merhabalar, sizce kentimiz temiz mi? Evet abla, 100 lira. Yani sayılmaz. Belediyeler yeterli kadar temizlik yapıyor mu? Temizlik yapıyorlar ama biraz böyle seçime yakın yapıyorlar daha çok. Çok da kötü değil hani, o kadar da haklarını yemeyeyim ama daha temiz olabilir. Hangi mahalleden pazara geliyorsunuz? Mesudiye. Mahallenizin herhangi bir sorunu var mı çözülmesini istediğiniz? Yok aslında.
yani belediyeden memnunuz ama bazı şeyler hani eksik kalabiliyor tabii ki. Artık düzelmesi umuduyla. Peki pazarda fiyatlar nasıl? Yeni çıktım pazara ama yani uygun bana göre. Tabii birçok kişiye göre biraz pahalı gelebilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ablalım merhabalar. Emekli misiniz? Evet. Geçinebiliyor musunuz? Çok zor geçiyorum. Sizce emekli maaşı ne kadar olmalı? Vallahi şu an hiçbir şey diyemiyorum çocuğum. Ne desem yalan. Bir bizim için değil, Erdoğan ne yaptıysa yaptı yani. Ne desek yalan. Erdoğan'la mı suçlayalım, kendimizle mi suçlayalım onu da bir. Yine onu da biz seçiyoruz yani. Evde kira olunca çok zor oluyor. Ama ev kendin olursa yani o parayla geçinmeyi çalışıyorsun. Mesela şuradan şu çorabı alacağım. E onun nereye bu? Yok canım beni 5 liralığına veriyor. Neden? O parayla idare etme geçin. Peki pazarda fiyatlar nasıl? Uçkun. Bir tek börülce alacağım. Buralımsınız bilmiyorum. 100 lira. Bamliği 100 lira. Tereyağı 400 lira. Kesik 150-160 lira. E bunlar zaten yiyecek. Biber zaten 20 liradan aşağı düşmüyor. Şu anda 10 lira. Patates 7,5'a düştü Haziran ayında. Şu anda 12,5 lira. E işte aldım 500 lira parayla geldim. Elimde 100 lira para kaldı. Pazarda almak isteyip de alamadığınız bir ürün oldu mu? Çok. Çocuğum hepsi de evli. Bir karı kocayız ama eşim de rahatsız. O parayla geçinmeye çalışıyoruz yani. Teşekkür ederim şey abla. Diyeceğim. Ablacığım merhabalar. Pazarda fiyatlar nasıl? Evet pahalı. Her şey çok pahalı. Geçinebiliyor musunuz? Vallahi zar zor. Hangi mahalleden geliyorsunuz pazara? Söke'den geliyorum. Söke'den. Söke'de değişmesini istediğiniz bir sorun var mı mahallenizde? Yok. Çok güzel. Memnunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teyzeciğim merhabalar. Emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz? İdare ediyoruz çocuğumu. Sizce geçinebilmek için emekli maaşı ne kadar olmalı en az? Ne kadar olacak? 20 bin olması lazım. Pazarda fiyatlar nasıl peki? Pazarda fiyatlar çok pahalı kızım ya. Çok. Her istediğimizi alamıyoruz. Bu hafta almak isteyip de alamadığın bir ürün oldu mu pazarda? Her şey oluyor. Birini alsak birini alamıyoruz. Hayat şartlar çok ağır. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Ne mumu gibi? Amcacığım merhaba. Emekli merhaba. Misiniz? Ekmekliyiz. Geçinebiliyor musunuz? Geçindiğimiz belli zaten. İş yapıyoruz. Ablacığım merhabalar. Kentimiz temiz mi sizce? Yok sağ ol. Merhabalar. Kentimiz temiz mi sizce? Merhabalar. Merhabalar abi. Kentimiz temiz mi sizce? Kentimiz temiz mi sizce? Kentimiz temiz. Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnun musunuz? Belediyenin her şeyinden memnunuz. Su parasından memnun değiliz. Su parası Türkiye'nin en pahalı suyu. Ki bu kadar olmaması lazım yani. Hangi mahalleden geliyorsunuz? Meşrutiyet Mahallesi. Mahallenizde çözülmesini istediğiniz bir sorun var mı? Bir sorun yok. Şu an her şey çok güzel. Bir sıkıntımız yok. Sadece su parası. Bu hem durmadan zam. Başka bu yani bunun sermayesi yok yani. Allah'ın verdiği suyu millete yani bu kadar hani kazıklamaya da gerek yok yani. Herkes burada kolay para kazanmıyor yani. Benim diyeceğim bu. Alım gücü ne durumda sizce? Ya herkes çalışan kaderince para kazanıyor. Şu an herkes iyi kötü iş yapmaya çalışıyor ama tabii kolay değil. Yani mücadele ederse normal ama mücadele etmez de mesela
tabi her insandan biri Allah yaratmamış. Onun için bazı insan kabiliyeti zayıf olabilir mesela. Onları da gözetmek lazım. Yani orta şekerli bir yönetim olması lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Amcacığım merhaba. Merhaba. Alım gücü sizce ne durumda? Zor. Emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz? Zor. Bu işim olmasa geçiremem. Sizce bir ailenin geçinebilmesi için emekli maaşının en az ne kadar olması gerekiyor? 50 milyar. Niye kendine alıyor 50 milyar? Bak şimdi ama 50 bin lira vermeden almak kime mahsustur? Senin şimdi bak şimdi ben sana şöyle diyeyim. Ben kamu emeklisiyim. Evet. Bak kamudan emekli olanların şeysinde sigorta primlerinde salıntı olmaz. Neyse onunla beraber yatırılır. Evet. Şimdi hep suçu biraz da şöyle çalıştıran bu burjuva sınıfında bulmamız lazım. Adam 30 sene asgari ücretten insanı çalıştırıyor. Emekli olduğu zaman da o emekli olan bakıyor ki bana devlet 50 bin lira para versin. Nasıl verecek onu? Elden aşağı kurtarmıyor ki. Ya şimdi bak ben sana şunu söylüyorum. Asgari ücretle 30 sene primi yatan bir insana devlet nereden verecek bunu? Bizim yeraltı kaynağı petrolümüz yok. Amerika, İngiltere gibi de insanları öldürtüp bombalarımızı satarak oranın kaynağını alamıyoruz. Ne yapacağız? Sonumuz ne olacak? Sonu şu. Çalıştıran kişi hakkıyla onun sigorta primini yatıracak. 30 sene ya bir asgari ücretle bir insan prim yatar mı? Bu hangi kitapta var? Hiçbirinde. Ya Türkiye kitabında var ya mı? Ya şimdi bak insanlarımız hırsızsa sen şimdi şu burası senin mi? Evet. Burada adam çalıştırsan sen. Evet. Kaç paradan yatırıyorsun onun sigorta primini? Asgari ücretten. Değil mi? Evet. 7 milyar. Yani asgari ücretten. Evet. Der misin ki ya ben sana asgari ücretten değil de 50 bin lira üzerinden matra üzerinden sana sigorta primi yatırayım. Kimse yatırmıyor bunu. Yatırmadı. Kimse yatırmadığı zaman da adam emekli olduğu zaman işte bugün 10 bin lira maaş alan 15 bin lira maaş alan insan inim inim inliyor. 20 bin lira alan kişi 15 bin lira alanı düşünmüyor. 30 alan 20 alanı düşünmez. 50 alan 30-40 alanı düşünmez. Düşünme. Bitti. Düşünce yok. Demek ki suç kimde? Suç bizde mi? Bizde tabii. Suç bizde. 30 sene adama çalışırken demiyoruz ki. Kardeşim beni 30 senedir asgari ücretten çalışıyorsun. Allah'tan kork ya. Adam bak şimdi bir de. Bir şeyde adam işten çıkaracak ne yapacak? Tamam işte. O zaman bak şimdi tamam. 30 sene geriye gittiğimiz zaman nereye gidiyoruz? 90'lı yıllara gidiyoruz, 80'li yıllara gidiyoruz. Bizi o zamanlar bu insanları çalıştıran insanları hadi diyelim ki bugünküler kötü. O zamanki yöneticiler niye müdahale etmedi? Bak sana bir şey söyleyeyim. Ben 2004'te emekli oldum. Evet. Tamam mı? Tamam. Doğrudur. Emekli maaşı ne kadar biliyor musun? 777 lira alıyordum. Doğrudur. Bey gibi geçiniyordum. Evet. Bu işim de yoktu. Tamam. Şimdi geçiremiyorum. Şimdi değil mi? Çalışmadım. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Evet. Sanayi araban var mı? Gidiyor musun? Gidiyorum. Orada iş yaptırdığın... Peki sizlere bir şey daha soracağım. Pazarda fiyatlar... Orada iş yaptırdığın zaman... Orada esnaftan bir tane fatura kesen var mı? Yok. Devlete vereceksin ki devlet. Sor bakayım. Pazarda fiyatlar nasıl? Vallahi kızım ben şimdi burada geçeceğim. Ama bizim oralara bakınca burada biraz daha fiyatlar düşük. Bak şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Bizim orada şimdi şu muzu 60-70'den aşağı alamazsın. Şeftali 40 liradan 59 ile 70 lira arası değişiyor. O bir 10 kuruş 20 kuruş. Hesap ediyorlar ya 49.90, 48.90 öyle. Bize nazaran burada sebze ve meyve biraz daha ucuz. Bize nazaran, bizim o Karadeniz'e nazaran. Burada biraz daha ucuz ama temizlik açısından bakarsan, temizliği de soruyorsunuz galiba. Evet. Bulvar temiz, yanlara bir geçsin. Aralara bir geçsin. Hadi iyi günler. Teşekkür ederim. Pazarda fiyatlar nasıl amca? He? Pazarda fiyatlar nasıl? Görüyorsunuz fiyatları siz. Siz benim gördüğüm fiyatı siz görmüyor musunuz? Ama sizin yorumunuz nedir? Yok. Ben yorum yapmayacağım. Teşekkür ederim.
Abi merhabalar. Alım gücü ne durumda? Alım gücü iyi şu an ya. Millet alıyor, yiyor yani. Aç kalan yok şu an. Pazarda fiyatlar peki nasıl normal sizce? Fiyatlar normal şu an. Böyle yüksek bir durum yok yani. Domat 10 lira, 15 lira. Pahalı olan kahvaltılık şeyleri var. Salatalık normal biraz pahalı. Her şey normal yani. Pazara hangi mahalleden geliyorsunuz peki? Nasıl anlamadım? Pazara hangi mahalleden geliyorsunuz? Aydın'dan. Memnun musunuz kentin temizliğinden? Memnunum. Mahallenizde çözülmesini istediğiniz bir sorun var mı? Şu an bir sorun yok. Şu an iyi yani. Sizce en başarılı belediye başkanı kim? Anıl Yetişkin. Neden? Anıl Yetişkin iyi bir adam. Diğeri kendiniz biliyorsunuz. Kaç para borçlaktı. Teşekkür ederim. Oraya geçen herkes kendi düşünüyor ama Anıl öyle bir insan değil. Anıl kendi de düşünür, herkes de düşünür. Fatih da öyle bir insan değil. O havalı bir adamdı zaten. O da gitti. Rahmetli gitti. Şükür. Ondan dolayı. Teşekkür ederim. Ederim. Kolay gelsin. Teyzeciğim merhaba. Pazarda fiyatlar nasıl? Cep yakıyor güzelim. Çok pahalı. Bu hafta pazarda almak isteyip de alamadığınız bir ürün oldu mu? Var. Mesela üzüm. Ne kadardı kilosu? 50. Her hafta 50. 50'den aşağı bir şey yok. Şimdi paranın değeri yok. 50 lira 5 lira yerine geçeceğiz. Başka ne olacak? Emekli misiniz? Hayır. Değilim. Eşim emekli. Ben ev hanımıyım. Geçinebiliyor musunuz peki emekli maaşıyla? Allah'a şükür ev kendimizin. Ev kendimizin olduğu için eşimin de emekli maaşı var. Geçinip gidiyoruz. İki kişiyiz. Geçinip gidiyoruz. Kentin temizliğinden memnun musunuz Aydın'dan? Kentin temizliğinden memnunuz. Belediyeler bu konuda çalışıyor mu yeteri kadar? Çalışıyorlar. Hele Özlem Hanım'dan çok memnunuz biz. Ama Anıl Bey'i daha yeni yeni tanımaya başladık. Onu pek şey yapmıyorum, bilemiyorum. Ama Özlem Hanım çok güzel çalışıyor. Teşekkür ederim. Hangi TV? Aydın Haberleri. 3 aydır Kuşadası Belediye Başkanı işçilerin parasını ödemiyor. Kendilerinin çıkmasını istiyor. Abi merhabalar, kolay gelsin. Pazarda fiyatlar nasıl? İyi. Bize göre iyi yani. Alım gücü ne durumda? İyi. Alabilene göre iyi. Çalışana. Çalışmazsan yok. Teşekkür ederim. Amcacığım kolay gelsin. Pazarda fiyatlar nasıl? İyi. Alım gücü ne durumda sizce? He? Alım gücü ne durumda sizce? Alım gücü milleti alıyor kızım. Ya ne yiyecek? Paran varsa alacaksın. Paran yoksa yok kızım. Paran varsa alırsın. Paran yoksa ne yapacaksın? Teşekkür ederim. Kolay gelsin.